Kripto Teknik Analiz kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda günlük Bitcoin analizimizi yapacağız ve Bitcoin'in yönünü tahmin etmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimler açarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de bana destek olabilirsiniz. Sormak istediklerinizi yorum kısmından bana iletebilirsiniz diyelim ve videomuza başlayalım. Haftalıkta Bitcoin durumuna baktığımızda böyle bir kanalımız vardı hatırladığınız gibi. Bu kanal nasıl çalışıyordu? Bu kanal çok pardon şey açık kalmış. E, ee, mıknatıs açık kalmış. Mıknatıs bir kapatalım. Orası açık kalsın hatta. fırçamız elimize aldığımızda şöyle bir hareketin geldiğini görmekteyiz. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu kanal 2013'ten beri var ve bu kanal 2013'ten beri nizam bir şekilde çalışıyor. Peki günümüzde de çalışmaya devam edecek mi? En son biliyorsunuz orta banttan tepki almıştık ve düşüşe geçmiştik tekrar alt banda doğru üst band denenmeyeli çok uzun zaman oldu en son 2017'de denenmiş Ondan önce 2013'te denenmişti yani 4 yıl vardı Şimdi 4 yıl eklediğimizde 2021 işaret ediyordu bize ama o yükseliş 2021'de gelmedi hemen şöyle grafiği yaklaştırıp baktığımızda geçen hafta kanalın altına bir iğne gelmiş olsa da şurada göstereceğim. Geçen hafta kanalın altına bir iğne gelmiş olsa da haftayı kanalın içinde yaptık ve bu hafta yeşil bir mumla açmış görünüyoruz. Ama bu yeşil mum hacimli bir mum değil. Ben bunun bu hafta bugün hafta kapanış var biliyorsunuz. Bunun en azından şöyle kapatmasını beklerdim. 24 25 binlerde en kötü ihtimalle daha hacimli bir mum olmasını beklerdim. Hemen şöyle günlük grafiğimize geldiğimizde dün analizimizde bahsettiğimiz basamak fanında kırmızı çizgimiz hala kırılmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Hemen şöyle yakınlaştıralım. Kırmızı çizginin altında gelen bir kapanış ve bugün tepkiyle günün başlaması. Peki bu basamak fanına göre hedef neresi diye sorarsanız bu hedef her gün değişmekte. Bugün yarın için işaret edilen bölge 14.000 seviyeleri. Ondan sonraki gün 13.700-500 derken böyle böyle aşağı doğru iniyor. Buranın kırılımı eğer şöyle olmazsa şöyle hacimli bir mum olmazsa en kötü şuralarda falan hacimli bir mum olmazsa Şöyle bir kırılım görürsek eğer ben şöyle düşün devam edeceğini düşünüyorum. Kırıldığı dünyadan konuşuyoruz biz şu an. Tabii ki de henüz kırılım gelmedi. Eğer kırılırsa şöyle hareketler görmemiz mümkün. Böyle çok yavaş yavaş üst bandı denemeye gitmesi mümkün. Bunlar tamamen benim yorumlarımdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun. Hemen şöyle günlük grafimizde Destektiren seviyelerine bakacak olursak bir kanalımız vardı bugün bizim. Ve o kanal bugün itibariyle kırılacak gibi gözüküyor. Bu kanalın kırılımında ay ayı bayrağı formasyonu vardı ve hedefi bin, 10.000 bin dolarları gösteriyordu. 10.500 falan gösteriyordu. Bu kanalın kırılımı ile bu hedefler konuşulabilir. Ama bu kanal böyle bir kapanış yaparsa buralarda bir kapanış yapıp öyle kırarsa ben şu hareketi beklerim. Böyle bir yükseliş bekleyebilirim. Neden? Hacimli bir kırılım değil. Hacimsiz kırılımlarda formasyonlar pek işlemez. Öyle söyleyeyim. Ya da uzun vadede işleyebilir. Bunu takip ederek böyle yükselebilir. Bu tarz durumlarla karşılaşabiliriz. Güncel direnç bölgemiz 22.500 ve 23.800 dolar aralığı. Güncel destek bölgemiz 18.900 dolarla 19.800 dolar aralığı. Burada kırılımında, yeşil bölgenin kırılımında 28.400 bölgesi test edilebilir gibi duruyor. Ve altlarda ciddi hareketler gelebilir bu esnada. Kırılım geldiğinde eğer gelirse o zaman tabii ki de inceleriz. Ama kırılım geldiği yerden itibaren bile %17-18'lik bir yükselişten bahsediyoruz atları ciddi paralar girebilir bu esnada. Sarı bölgenin kırılımı ile 18.919.800 dolar bölgesinin kırılımı ile grafiği incelediğimizde ilk hedefimiz 14.000 dolar seviyeleri olduğunu görmekteyiz. Şurada bir takılma yaşayabilir ve şurada bir takılma yaşayabilir ama bu bu takılmalarda kısa vadeli olacağını düşünüyorum ben. Eğer bu bölge kırılırsa artık buraları test edebiliriz. Şimdi neden böyle bir şey diyorum? Şöyle grafiğe bir baktığımızda elimize hemen bir kalem alalım. Burada şöyle bir yapı var. Öyle değil mi? Grafiği uzaklaştıralım. Burada öyle bir yapı var. Burada öyle bir yapı var ve sorucu ne oluyor? Düşüş. Yapı düşüş yapı düşüş. Günümüzde ne durumdayız? Ona bakalım hemen. Şöyle bir şunları çizelim. Düşüşten sonra burada bir yapı. Belki de bu yapının sonucunda artık bir kırılım. Bir yöne kırılım görebiliriz. Bu kırılım dediğim gibi yukarı yönlü olursa 28 binlere kadar bir deneme. 28 bin kırılımında artık farklı şeyler bir boğa konuşabiliriz. Teyitler ufak ufak gelmeye başlayabilir. Ama dediğim gibi buranın kırılımı olmadan bir şey konuşmak çok zor. Ve buranın kırılımı olmadan düşüş gelecek demek çok zor. Benim güncel hedeflerim yok bir yıl sonra 1 milyon olacak yok 2 ay sonra on bin dolara düşecek vesaire değil. Benim düşüncem fiyat buradan gelir Burayı kırarsa o zaman ben burayı beklerim. Fiyat buradan gelir burayı kırarsa o zaman burayı beklerim. Ben trendin tersine göre işlem açmam. Trend ne yöne gösteriyorsa ben o yönü takip ederim. Şimdi şöyle bir kısa vadeye gelirsek. 1 saatlikte şuradan bir short pozisyonu açmıştık. Hatırlıyorsanız. Yeşil bölgede kapatmıştık. Daha sonra şurada bir tane short pozisyon açmıştık. Şu Yeşil bölgede yine kapatmıştık. Daha sonra şuradan long işleme gireceğim demiştim ama e, güvenemedim açıkçası piyasaya ve girmedim. Yükseliş gelmişti o zaman. Bunu kaçırmıştık. Daha sonra yeni bir kanal belirlendi. Buranın kırılımı geldi. Short pozisyonu açtık. Burada kapattık. Daha sonra yükseliş kanala kadar geldi, test edildi ve burada oyalanıyor. Şu an burada bir yapı yok, burada inceleyebileceğimiz bir yapı yok. Bu yüzden bekliyoruz yapının oluşmasını, yapının e, nasıl bir yapı oluşacağına bağlı işlemler ya long ya short olarak açacağız. Bunu da Twitter hesabından paylaşıyorum açıklamalarda ve yorum kısmında Twitter hesabım mevcut, oradan takip edebilirsiniz son olarak kısa vade beklentime gelirsek ben vadeli işlem kovalıyorum short pozisyonu için. Şöyle bir hareket bekliyorum. Şurada bir range'imiz var. Burada low'larımız yükseliyor. Yani dipler yükseliyor. Şöyle göstereceğim. Bunları bir kaldıralım. Ve e, elimize fırça alalım. Burada bir dip, burada bir dip, burada bir dip, burada bir dip ve burada bir dip. En son dibimiz neredeydi bizim? Şimdi Fiyat yükseliyor. Düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor, fiyat yükseliyor. Düşüyor. Burada bir akımlı oluyor. Fiyat yükseliyor. Fiyat düşüyor. Burada bir düşen dibimiz geliyor bizim. Yani burada bir market yapısı değişiyor. Artık burada yükselen trendimiz kırılıyor. Burada geliyor ikili tepe yapıyor Bitcoin. İkili tepe'nin sonucunda burada takılıyor. Benim beklentim belki biraz daha salıp şu bölgelerden tekrardan şu gri alanı test etmesi ve benim şurada bunun kafasına vurma. Gri alanın içinde kafasına vurmam Beklentim bu yönde eğer gerçekleşirse Yükseliş ve buralardan dönüş gelirse Twitter hesabımda paylaşmış olacağım siz de değerlendirebilirsiniz ee, Neden gri alan çünkü şundan Piyasa Gri alanda Yönünü koruyor nasıl yönünü koruyor gri alana geldiğinde yükselemeden oradan düşüyor Gri alanda Burada yükselişin başladığı hacim mumun ilk geldiği kısım ve burada kırılımında piyasanın düştüğü bölge çok mu güvenilir çok güvenilir değil işe açmak için ama ben bir risk almayı düşünüyorum normalde buna nasıl açılırdı fiyat buradan gelirdi buraya çarpardı ve düşerdi burada yeni bir dip yapardı market yapısını değiştirmeden zaten düşen trende girmiş gibi gözükecek Burada yeni bir dip yapardı. Bu dibin sonucunda geliri buraları test ederdi. Buralardan kafasına vururduk. Nereye kadar? Burada test edilmemiş bölgelere kadar. Burası olur. Şurası olur. Daha sonra uzaklaştırdığımda grafiği burası olur. Burası olur ve burası olur. Buralar TP bölgeleri olur. Bunun videosu da kanalda mevcut. Nasıl short işlem açılır? adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.